Merhaba arkadaşlar, AYT Edebiyat kampımıza devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı. Bu videoyu 2023 AYT'de sorulmayacak konulara göre hazırladık. Arkadaşlar önce 2023 AYT'de sorulmayacak konularla ilgili kısa bir açıklama yapalım. Siz sınavda 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatından sorumlusunuz. Bu yıl 2023 AYT'de bu müfredatın 12. sınıfının 2. döneminin ünitelerinden sorumlu değilsiniz. Ancak 12. sınıfın 2. döneminde sorumlu olduğunuz bazı kazanımlar 11. sınıfın 2. döneminde de gördünüz. Hemen bu tabloda bunu gösterelim size. 11. sınıf ve 12. sınıftaki roman ve tiyatro ünitelerinin bazı kazanımları ortak. Yani roman ünitesinden 1923-1980 arası Cumhuriyet dönemi Türk romanı kazanımının 11. sınıfta da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1923-1980 arası Cumhuriyet dönemi Türk romanı kazanımından sorumlusunuz. Bu durumda bu yıl size 1980 sonrası Türk romanından ve Türk dünyası romanından soru sorulmayacak. Tiyatro ünitesi baktığımız zaman da kazanım olarak 1950 sonrası Türk tiyatrosunu görüyoruz. Ama 11. sınıfın 2. döneminde de 1923'ten 1980'e kadar Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun işlendiğini görüyoruz. Bu durumda 1980 yılına kadarki Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosundan sorumlusunuz. Yani size bu yıl 1980 sonrası Türk tiyatrosundan soru sorulmayacak. Ayrıca deneme ünitesi ile söylev ünitesinden hiç soru gelmeyecek. Bu iki üniteden sorumlu değilsiniz. Kısaca tekrar edelim. Bu yıl 2023 AYT'de roman ünitesinden 1980 sonrası Türk romanı ve Türk dünyası romanı kazanımlarından sorumlu değilsiniz. Tiyatro ünitesinden 1980 sonrası Türk tiyatrosundan sorumlu değilsiniz. Deneme ve söylev ünitelerinden sorumlu değilsiniz. Diğer kazanımlar yani 1980'e kadarki Türk romanıyla 1980'e kadarki Türk tiyatrosunu 11. sınıfta gördüğünüz için sorumlusunuz. Bu videoda neler var? 2023 AYT'de çıkmayacak konular dikkate alınarak hazırlanan bu videoda AYT Edebiyat soru analizleri, Cumhuriyet dönemi Türk romanı soru analizleri, Cumhuriyet döneminde etkili olan roman anlayışları, bunlardan milli edebiyat anlayışını sürdüren roman, milli dini duyarlılıkları yansıtan roman, toplumcu gerçekçi roman, bireyin iç dünyasını yansıtan roman, modernizmi esas alan roman, romancılar, önemli romanlar ve roman özetlerini göreceğiz bu videoda. Postmodern roman yok gördüğünüz gibi çünkü siz bu yıl 1980 sonrası Türk romanından sorumlu değilsiniz. Şimdi AYT edebiyat soru analizlerine bakalım. 2018 AYT'de Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından 4, 2019'da 5, 2020'de 2, 2021'de 2, 2022'de 3 soru sorulmuş. Ortalaması 3.2 soru yapıyor. Bu yıl sorumlu olmadığınız konular var. Dolayısıyla 2 veya 3 soru gelecektir. Son 5 yılın AYT'sinde Cumhuriyet dönemi romanı ile ilgili sorulan soruların seçeneklerine göre analizlerine bakalım. 2018 yılında Ayaşlı ile Kiracılar romanından hareketle Memduh Şevket Esandağ soruldu. 2018'de Sabahattin Ali'nin biyografisi soruldu. 2018'de yine postmodern romanın özellikleri soruldu. Bu yıl postmodern romandan sorumlu değilsiniz. 2018'de Tütün Üçlemesi ve Acı Tütün romanından hareketle Necati Cumalı soruldu. 2019'da sanatçı eser bağlamında Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadir Karaosmanoğlu soruldu. 2019'da 1980 sonrası romandan Latife Tekin soruldu. Bu yıl 1980 sonrası romanından da sorumlu değilsiniz. 2019'da Ahmet Hamdi Tanpınar soruldu. Bu soruda Sahnenin Dışındakiler ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanları vardı. Peki ÖSYM bu yıl bize ne sorar? Cumhuriyet dönemindeki roman anlayışları, temsilcileri, önemli romanlar, metin inceleme bağlamında sorulur. Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman, özellikle Memduh Şevket Esandal sorulur. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışından Emine Işınsu, Sevinç Çokum sorulabilir. Toplumcu gerçekçi roman anlayışından Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Necati Cumalı isimleri sorulabilir. Bireyin iç dünyasını esas alan bütün sanatçılar önemli ama bunlardan Ahmet Hamdi Tanpınar ile Peyami Safa daha önemli. Bunların eserleri ve biyografisi sorulabilir. Modern roman anlayışından ise Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu gibi sanatçılar sorulabilir. Tekrar hatırlatalım. 2023 AYT'de roman ünitesinden 1980 sonrası Türk romanı, yani bu bağlamda postmodern roman ve temsilcileri sorulmayacak. Türk dünyası romanı sorulmayacak. Yani Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov gibi sanatçılardan sorumlu değilsiniz. Peki ÖSYM bize nasıl sorar? ÖSYM'nin Cumhuriyet dönemi Türk romanı ile ilgili soru tiplerine baktığımız zaman genellikle sanatçı biyografisi görüyoruz. Metin verilir. Metinde bir romandan söz edilir. Bu romanın yazarı sorulabilir. Romanın adı sorulabilir. Veya toplumcu gerçekçi bir metin, bireyin üç dünyasını ele alan bir metin verilir. Bu metinden hareketle bu roman anlayışlarının özellikleri sorulur. Arkadaşlar Türk edebiyatı dönemlerinden Cumhuriyet dönemi edebiyatındayız. Cumhuriyet dönemi edebiyatında ise Cumhuriyet dönemi Türk şiirini gördük. Bu videomuzun konusu Cumhuriyet dönemi Türk romanı. Bundan sonra hikaye, tiyatro ve öğretici metinlerden oluşan tek bir videomuz kalıyor. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında roman konumuza başlıyoruz. Cumhuriyet döneminde etkili olan roman anlayışlarına bakalım. 1923-1980 arasına bakacağız. Çünkü sonrasından sorumlu değilsiniz bu yıl. 1923-1980 arası
arasında milli edebiyat anlayışını sürdüren roman anlayışı vardır. Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda önceki sanatçılar eser vermeye devam ediyor. Milli edebiyat anlayışını benimseyen sanatçılar pek çok eserini Cumhuriyet döneminde yazıyor. Dolayısıyla bunlara milli edebiyat anlayışını sürdüren roman anlayışı diyoruz. Bu anlayışla aynı doğrultuda olan, bunun devamı sayılabilecek şekilde Cumhuriyet döneminde eser vermeye başlayan milli dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışı vardır. Toplumcu gerçekçi roman anlayışını görüyoruz bu dönemde. Bu dönemde etkili olan roman anlayışlarından biri de bireyin iç dünyasını yansıtan roman anlayışıdır. Yine bu dönemde ortaya çıkan roman anlayışlarından biri de modernizme esas alan roman anlayışı veya modernist romandır. Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman anlayışıyla başlayalım. Genel özelliklerine bakalım. Memleketçi edebiyat anlayışı sürdürülmüştür. Anadolu coğrafyasına ve insanla olan ilgi artmıştır. Gözlemci gerçekçi anlayış benimsenmiştir. Topluma yararlı olma düşüncesi esas alınmıştır. Cumhuriyet öncesinin siyasal ve toplumsal eleştirisi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet devrimleri, yeni değerler ve kurumlar anlatılmıştır. Halk aydın, halk yönetici çatışmaları işlenmiştir. Cehalet, yozlaşma, batıl inançlar, hurafeler ve batı taklitçiliği eleştirilmiştir. Temsilcilerine bakalım. Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Mithat Cemal Kuntay, Memduh Şevket Esendal. Arkadaşlar, bu temsilcilerden Mithat Cemal Kuntay ile Memduh Şevket Esendal dışındakileri bir önceki videomuzda yani Milli Edebiyat döneminde görmüştük. Kalan iki sanatçımızı da bu videoda görelim. Mithat Cemal Kuntay, Osmanlı döneminin konak ve yalı hayatını anlatan eserler vermiştir. Üç İstanbul adlı romanı çok meşhurdur. Tiyatro türünde Kemal, şiir türünde Türk'ün Şehnamesinden, biyografi türünde ise Mehmet Akif, Namık Kemal gibi eserleri vardır. Memduh Şevket Esendal ise konularını günlük hayattan seçmiştir. Çehov tarzı durum hikayesinin öncüsüdür. ÖSYM biyografisini sordum Memduh Şevket'in. Roman türünde Ayaşlı ile Kiracıları, Vassaf Bey, Miras, hikaye türünde Otlakçı, Mendil Altında, Veysel Çavuş, İhtiyar Çilingir, Hava Parası, Kelepir, Gödeli Mehmet gibi eserleri vardır. ÖSYM bu sayfadaki turuncu yazılan sanatçı adlarını ve eserlerini sordu. Memduh Şevket'in biyografisi bağlamında bu bilgileri de sordu. Şimdi eser özetlerine bakalım. Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ile Kiracıları romanını ÖSYM'e sordu. Bu roman kişi kadrosunda Ayaşlı İbrahim Efendi, Faika, Turan Hanım, İffet, Haki Bey, Şefik Bey, İskender, Doktor Fahri gibi isimler yer alır. Bu romanda Cumhuriyet'in ilk yılları, bürokrasideki sorunlar, toplumsal değişim ve yozlaşma yansıtılmıştır. İsim verilmeden bütün bunlar Ankara üzerinden yansıtılmıştır. Ankara ile Türkiye kastedilmiştir. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul adlı romanında Adnan, Belkıs, Süheyla, Şair Raif gibi isimler vardır. Şair Raif, Mehmet Akif'i temsil eder. Bu romanda 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve mütareke dönemlerinin İstanbul'u anlatılmıştır. Yani İstanbul'un 3 ayrı dönemdeki görünümü yansıtılmıştır. Milli dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışına geldik. Bu roman anlayışının temsilcilerinde Türkçülük ve İslamcılık akımlarından etkiler görüyoruz. Bu roman anlayışında konular milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, Türk destanlarından ve Türk tarihinden alınmıştır. Türk tarihinin şanlı dönemleri, Türk dünyasının sorunları, Türklerin yaşama tarzı anlatılmıştır. Doğu-Batı çatışması, toplumsal yozlaşma, ahlaki bozukluklar işlenmiştir. Milli ve manevi değerler, aile kurumu ve geleneksel kültür öne çıkarılmıştır. Olay ögesi verilmek istenen mesajı öne çıkaracak biçimde kurgulanmıştır. Zaman ögesi dün bugün yarın şeklindeki kronolojik akışla kullanılmıştır. Genellikle hakim bakış açısı tercih edilmiştir. Güncel konuları işleyen romanlar genellikle realizm, tarihsel konuları işleyen romanlarda ise genellikle romantizm akımının etkilerini görüyoruz. Temsilcilerine bakalım. Hüseyin Nihal Atsız, Sami Ha Ayverdi, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören, Bahattin Özkişi, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Münevver Ayaşlı, Mustafa Miyasoğlu. Arkadaşlar şimdi milli dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışının temsilcilerini ve eserlerini görelim. Bu tablodaki turuncu yazılan sanatçıları ve eserleri ÖSYM'e sordu. Şimdi Sami Ha Ayverdi ile başlayalım. Sanatında mistizmin büyük bir yeri vardır. Buradaki mistizm kavramıyla ÖSYM, Sami Ha Ayverdi'nin milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışının bir temsilcisi olduğunu hissettirmektedir. Sami Ha Ayverdi romanlarında Türk romanının temel sorumsalı olan Doğu-Batı çatışması ile madde-mana çatışmalarını işlemiştir. Roman türündeki eserler arasında Aşk Budur, Mesih Paşa İmamı, İbrahim Efendi konağı yer alır. Hatıra türünde İstanbul Geceleri, Tarih ve Kültür türündeki Boğaziçi'nde Tarih adlı eserleri vardır. Emine Işınsu, kadınların iç dünyasını, siyasi olayları, Türklerin acılarını anlatan eserler vermiştir. Roman türünde Küçük Dünya, Tutsak, Azap Toprakları, Ak Topraklar, Çiçekler Büyür, Sancı, Havva, Atlı Karınca, Cambaz gibi eserleri vardır. ÖSYM bunlardan Küçük Dünya ile Azap Topraklarını Emine Işınsu'nun biyografisini sorarken ipucu olarak sordu. Sevinç Çokum, milli motifleri, kadınların iç dünyasını ve
ahlaki ön plana çıkarmıştır. Roman türünde zor, bizim diyar, hilal görününce, Ağustos başağı, çırpıntılar gibi romanları vardır. Hikaye türünde ise makina, eğik ağaçlar, bölüşmek gibi eserleri vardır. Burada en önemli eserlerini aldık arkadaşlar. Hüseyin Nihal Atsız, Türk destanlarından ve efsanelerinden yararlanmıştır. Roman türünde otobiyografik özellikler de taşıyan Bu Adam adlı bir eseri vardır. Bunun dışında Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Dal Kavuklar Gecesi, Z Vitamini gibi romanları vardır. Genelde tarihi konuları ele almıştır. Bahattin Özkişi, Sokakta adlı romanı ve Göç Zamanı adlı hikaye kitabı ile ödül almıştır. Roman türünde Sokakta, Köse Kadı, Uçtaki Adam adlı eserleri vardır. Hikaye türünde Göç Zamanı, Bir Çınar Vardı, Papağan Dedi Ki adlı eserleri vardır. Mustafa Necati Sepetçioğlu, konularını Türk tarihinden almıştır. Dünkü Türkiye adlı serisinde yer alan romanlarda Türk tarihini anlatmıştır. Bugünkü Türkiye serisi adı altındaki romanlarında ise günümüz Türkiye'sinin yaşadığı sosyal değişimleri yansıtmıştır. Roman türündeki başlıca eserleri arasında Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı, Üçler Yediler Kırklar, Bu Atlı Geçide Gider, Geçitteki Ülke, Dar Ağacı gibi eserler yer alır. Hikaye türünde ise Abdurrazak Efendi, Menekşeler Ölmemeli, Bir Büyülü Dünya Ki gibi eserler yer alır. Şimdi milli dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışına bağlı kalınarak yazılan bazı romanların özetlerini görelim. Emine Işınsu'nun Küçük Dünya adlı romanında Nur, Ferit, Murat gibi kişiler yer alır. Bu romanda yasak aşk temasından hareketle şehirli bireyin iç sıkıntıları yansıtılmıştır. Yine Emine Işınsu'nun Azap Toprakları adlı romanın kişi kadrosunda Mahmut Ağa, Muhsine, Hüseyin, Niko, Bekir gibi isimler yer alır. Bu romanda konu olarak Batı Trakya'da yaşayan Türklerin yaşadığı sıkıntılar ele alınmıştır. Sevinç Okum'un Ağustos Başağı adlı romanının kişi kadrosunda Yusuf, Esma, Fitnat Hanım gibi isimleri görüyoruz. Sevinç Okum bu romanında milli mücadele dönemini anlatmıştır. Sevinç Okum'un Bizim Diyar adlı romanında Rıfat ve Zeynep gibi kişileri görüyoruz. Bu romanda Balkan Savaşı ve Rumeli göçleri anlatılmıştır. Sevinç Okum'un Hilal Görününce romanında ise Arslan, Gregoviç, Şahbaz gibi isimleri görüyoruz. Bu romanda 1853-1865 yılları arasında süren Kırım Savaşı'nın Kırım Türkleri üzerindeki etkileri yansıtılmıştır. Toplumcu gerçekçi roman anlayışına geldik. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Marksist sosyalist ideolojinin etkisinde kalınmıştır. Sosyal, siyasal, ekonomik konular ele alınmıştır. Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur. Halkı aydınlatma, bilinçlendirme amacı güdülmüştür. Okuru belli bir ideoloji bağlamında yönlendirme amacı vardır. Köy, kasaba, gecekondu hayatı anlatılmıştır. İnsanları ezen koşullar sebepleriyle incelenmiştir. Köyden kente göçün yol açtığı sorunlar, işçilerin ve küçük memurların sorunları konu edilmiştir. Ağa köylü, zengin, fakir, patron, işçi, halk, yönetici, öğretmen, imam çatışmaları işlenmiştir. Genellikle kişiler ağız özelliklerine göre konuşturulmuştur. Arkadaşlar, ÖSYM toplumcu gerçekçi romanın özelliklerini bir metin üzerinden sordu. Bu metinde şu özelliklerden hangisinin somutlanıp somutlanmadığını sordu. Bu roman anlayışının temsilcilerine bakalım. Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Rıfat Ilgaz, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Abbas Sayar, Mahmut Makal, Necati Cumalı, İlhan Tarus. Şimdi toplumcu gerçekçi roman anlayışına bağlı kalarak eser veren sanatçılara kısaca bakalım. Arkadaşlar, ÖSYM bu tablodaki turuncu yazılan sanatçıları, turuncu yazılan eserleri ve kendi logosuyla belirttiğimiz bilgileri sordu. Sabahattin Ali'den başlayalım. Kişileri toplumsal çevreleriyle yansıtmıştır. Roman türünde Huyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna gibi eserleri vardır. Hikaye türünde Değirmen, Kağan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk, şiir türünde ise Dağlar ve Rüzgar adlı eserleri vardır. Sadri Ertem'e gelelim. Vakit gazetesi çevresinde ortaya çıkan yeni gerçekçi hikaye anlayışının öncülerindendir. Toplumcu gerçekçi anlayışı bağlı olarak romanlar yazmıştır. Bu romanların başında Çıkrıklar Durunca, Bir Varmış Bir Yokmuş, Düşkünler gibi eserler gelir. Hikaye türünde Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı indir, Bacayı Kaldır gibi eserleri vardır. Orhan Kemal de ÖSYM'nin sıkça sorduğu sanatçılardan biridir. Orhan Kemal, fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gecekonduda oturanların yaşamını konu almıştır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Eskici ve Oğulları, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi. Arkadaşlar, çok fazla roman var Orhan Kemal'in. Burada ÖSYM'nin sorduklarını ve önemli olanları, öne çıkanları aldık. Orhan Kemal'in romanlarından Baba Evi, Avare Yıllar ve Cemile kendi hayatından izler taşır. Bunlar otobiyografik romanlardır. Kemal Birbaşar'a bakalım. Doğu Anadolu'daki toplumsal yaşama odaklanmıştır. Roman türünde Denizin Çağırışı, Cemo, Memo, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü, Kölelik Dönemeci gibi eserleri vardır. Hikaye türünde Cevizli Bahçe, Üç Buğutlu Hikayeler, Irgatların Öfkesi gibi eserleri vardır. ÖSYM toplumcu gerçekçi sanatçılardan bu sayfadaki sanatçıların hepsini sordu. Turuncu yazılan eserleri de sordu. Şimdi bunlara bakalım. Samim Kocagöz genellikle Söke Ovası ve Menderes Vadisi'ndeki tarım hayatını anlatmıştır. Yani Ege bölgesine odaklanmıştır. Roman türünde Bir Şehrin iki Kapısı, On Binlerin Dönüşü, Kalpaklılar, Dolu Dizgin, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz, İzmir'in içinde gibi romanları vardır.
vardır. Hikaye türünde Telli Kavak, Sığınak, Samamca, Cihan Şoförü, anı türünde ise Bu da Geçti Yahu gibi eserleri vardır. Kemal Tahir, Türk romanının önemli kalemlerinden biridir. Tarihi roman türünde önemli yapıtlara imza atmıştır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Sağırdere, Esir Şehrin insanları, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Yorgun Savaşçı, Bozkır'daki Çekirdek, Devlet Ana, Kurt Kanunu. Hikaye türünde tek bir eseri var, Göl İnsanları. Yaşar Kemal'e bakalım. Çukurova'yı, bu yöre insanının doğayla, toprak ağalarıyla mücadelesini anlatmıştır. Roman türünde İnce Mehmet, Orta Direk, Yer Demir Gökbakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü gibi eserleri vardır. Hikaye türünde Sarı Sıcak adlı tek bir eseri vardır. Röportaj türündeki eserler önemlidir. Bunlar Yanan Ormanlarda 50 Gün, Çukurova Yana Yana, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa, Bir Buluk Kaynıyor gibi eserlerdir. Fakir Baykurt'a bakalım. Yılanların Öcü, Tırpan romanlarıyla ödül almıştır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği, 10. Köy, Amerikan Sargısı, Kaplumbağalar, Tırpan, Kara Ahmet Destanı. Arkadaşlar, Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği ve Kara Ahmet Destanı Irazca üçlemesi olarak geçer. Hikaye türünde Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Anadolu Garajı, On Binlerce Kağan'ı, Sınırdaki Ölü adlı eserleri vardır. Rıfat Ilgaz'a bakalım. Güldürürken Düşündürmeyi amaçlamıştır. Hababam Sınıfı adlı romanıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Roman türünde Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş, Meşrutiyet Kıraathanesi, Karadeniz'in Kıyıcığında, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Yıldız Karayel gibi eserleri vardır. Şiir türünde Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar'da Sabah Oldu adlı eserleri vardır. Toplumcu gerçekçi romanlara devam edelim. Talip Apaydın, Orta Anadolu bölgesindeki özellikle Polatlı köy hayatını ve köylüleri anlatmıştır. Roman türünde Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçılar veya diğer bir adıyla Ortakçının Oğlu, Tütün Yorgunu, Vatan Dediler, Köylüler Define gibi eserleri vardır. Hikaye türünde Ateş Düşünce, Öte Yakadaki Cennet, Koca Taş gibi eserleri vardır. Abbas Sayar, şablonik köy romanı anlayışının dışına çıkmıştır. Roman türünde Yılkı Atı, Çölo, Can Şenliği, Dik Bayır, hikaye türünde ise Yorganımı Sıkısar gibi eserleri vardır. İlhan Tarus, Milli Mücadeleyi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatmıştır. Roman türünde Yeşilkaya Savcısı, Var Olmak, Hükümet Meydanı, Vatan Tutkusu gibi eserleri vardır. Hikaye türünde ise Doktor Monroe'nun Mektubu, Apartman, Köle Hanı gibi eserleri vardır. ÖSYM Necati Cumalı'yı çok sık soruyor. Konularını Ege bölgesinden, özellikle Urla çevresinden, tarım hayatından seçmiştir. Roman türünde Tütün Zamanı veya Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Viran Dağlar gibi eserleri vardır. Hikaye türünde Susuz Yaz, Ay Büyürken, Uyuyamam, Makedonya veya Dile Hanım gibi eserleri vardır. Tiyatro türünde ise Mine, Boş Beşik, Nalınlar, Gömü, Deve Tabanı gibi eserleri vardır. Necati Cumalı'nın çok sayıda eseri vardır arkadaşlar. Burada en önemlilerini ve ÖSYM'nin sorduklarını aldık. Halik Arnas Balıkçısı'na geldik. Cevat Şakir Kabağaçlı'dır asıl adı. Konularını Ege ve Akdeniz kıyılarından seçmiştir. Roman türünde Aganta, Buruna Burunata, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri gibi eserleri vardır. Hikaye türünde Ege kıyılarından Merhaba Akdeniz, Ege'nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, Deniz'in Çağırışı. Gördüğünüz gibi eserleri genellikle deniz bağlamlı. Anıya bakalım. Mavi Sürgün, o da denizden geliyor. Mavi ile deniz kastediliyor. Şimdi toplumcu gerçekçi roman anlayışına bağlı kalınarak yazılan bazı romanların özetlerine bakalım. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanında öne çıkan kişiler Yusuf, Muazzez ve Şakir'dir. Bu romanda kasabadaki halk yönetici çatışması, bürokrasideki yozlaşmalar anlatılmıştır. Orhan Kemal'in Murtaza adlı romanında Murtaza adlı bekçi öne çıkar kişi olarak. Bu romanda kapitalist düzene boyun eğen alt sınıf eleştirilmiştir Murtaza'dan hareketle. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanında İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali adlı kişileri görüyoruz. Bu romanda Çukurova'da yaşanan emek sermaye, ırgat ağa, köylü şehirli çatışmaları işlenmiştir. Kemal Tahir'in Rahmet Yolları Kesti adlı romanının kişi kadrosunda Maraz Ali, Çerçi Süleyman, Uzun İskender öne çıkmaktadır. Bu romanda ağalık eşkıyalık çatışması toplumcu şablonik bakışın dışında analiz edilmiştir. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşı adlı romanının kişi kadrosunda ise Yüzbaşı Cemil ile Neriman öne çıkar. Bu romanda milli mücadele anlatılmıştır. Yaşar Kemal'in Orta Direk adlı romanında Meryemce, Taşbaşoğlu ve Uzuncu Ali adlı kişiler öne çıkar. Burada Meryemce adlı kişiyi ÖSYM sınav sorularında sordu. Yaşar Kemal bu romanında Çukurova yöresini ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını anlatmıştır. Yaşar Kemal'in Deniz Küstü adlı romanında ise Selim ve Zeynel adlı kişiler öne çıkar. Bu romanda Yaşar Kemal İstanbul'un yaşadığı sosyal ve ekonomik değişimi yansıtmıştır. Toplumcu gerçekçi roman özetlerine devam ediyoruz. Necati Cumalı'nın Tütün Zamanı veya diğer bir adıyla Zeliş adlı romanında Cemal ve Zeliş adlı kişileri görüyoruz. Necati Cumalı bu romanında Cemal ile Zeliş'in aşkından hareketle Batı Anadolu'daki tütün ekicilerinin günlük hayatını trajik bir şekilde yansıtmıştır. Necati Cumalı'nın Acı Tütün adlı eserinde ise Ferit Taşçı, Binnaz, Arabacı Yusuf gibi kişiler öne çıkar. ÖSYM bu kişileri sordu. Bu romanda Batı Anadolu'da İzmir Urla çevresinde toprak ve tarımla uğraşan insanların dramları yansıtılır. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü adlı romanının kişi kadrosunda Irazca, Karabayram, Hatça ve Hacı
Acele isimleri öne çıkar. Bu romanda Karataş Göğü'nden hareketle köydeki güçlü zayıf çatışması toplumcu bir bakışla işlenir. Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar adlı romanının kişi kadrosunda ise öğretmen Rıza ve Krabbas isimleri öne çıkar. Bu romanda öğretmenin köyü nasıl geliştirdiğine dair bir örnekleme yapılır. Öğretmen Rıza'nın köylülerle el ele vererek kıraç arazileri yeşertmesi ve yoksulluğu yenme çabaları anlatılır. Talip Apaydın'ın Sarı Traktör adlı romanının kişi kadrosunda Arif, İzzet Ağa ve öğretmen öne çıkar. Bu romanda tarımda makineleşmenin başlamasıyla köy hayatında meydana gelen değişimler yansıtılmaktadır. Abbas Ayar'ın Yılkı Atı adlı romanı çok özgün bir romandır. Romanın kişi kadrosunda Dolu Kısrak adlı bir at yer alır ve bu atın sahibi olan İbrahim vardır. Roman yaşlanan bir atın doğaya bırakılmasını anlatır. Dolayısıyla bu romanda alegorik bir anlatım söz konusudur. Halikarnas Balıkçısı'nın Aganta Bruna Brunata adlı romanın kişi kadrosunda Mahmut, Süleyman Kaptan, Kirpi Halil, Fatma Ayşe gibi isimler yer alır. Bu romanda geçimini denizden sağlayan balıkçılar anlatılmıştır. Halikarnas Balıkçısı'nın Ötelerin Çocuğu adlı romanının kişi kadrosunda ise Elif, Şefik Ulvi, Hacı Resul, Adem gibi isimler öne çıkar. Halikarnas Balıkçısı bu romanında Ege sahillerinde yaşayan denizcilerin ve yöre halkının hayat mücadelesini yansıtmıştır. Bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışına geldik. Bu roman anlayışının genel özelliklerine bakalım. Freud'un etkisiyle psikoloji, psikiyatri ve psikanalizden yararlanılmıştır. Toplumsal değişimler birey ve aile etkisiyle incelenmiştir. Kişilerin ayrıntılı ruhsal çözümlemeleri yapılmıştır. Bireyin iç çatışmaları, ikilemleri ve bunalımları yansıtılmıştır. Olay ögesi bireyin iç dünyasını yansıtmak amacıyla kurgulanmıştır. Mekan ögesi bireyin iç dünyasının etkisiyle verilmiştir. Merak unsurunu canlı tutma çabası gösterilmemiştir. Dil ve anlatım bakımından seçkinci bir anlayış benimsenmiştir. İç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikler kullanılmıştır. Bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışının belli başlı temsilcilerine bakalım. Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Oktay Akbal ve Samiha Ayverdi. Şimdi bireyin iç dünyası roman anlayışına bağlı sanatçıların biyografisine ve eserlerine bakalım. Önce şunu hatırlatalım arkadaşlar. ÖSYM bu sayfadaki turuncu ile yazılan sanatçıların biyografilerini ve turuncu ile yazılan eserleri sordu. Peyami Safa ile başlayalım. Arkadaşlar Peyami Safa hemen hemen bütün romanlarında Doğu Batı çatışmasını işlemiştir. Server Bedi imzasını da kullandığı romanları vardır. Cingöz Recai roman seti vardır bir de. Öne çıkan eserlerine bakalım. Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Süngülerin Gölgesinde, Canan, Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü, 9. Hariciye Kovuşu, Fatih Harbiye, Attila, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralia'nın Koltuğu, Yalnızız Biz İnsanlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'a bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar da Doğu Batı çatışmasını konu edinmiştir. Özellikle zaman, rüya, bilinçaltı gibi temaları işlemiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de İstanbul sevgisidir. Romanlarında İstanbul'u da anlatmıştır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste ve Ölümünden Sonra Yarın Bulunarak yayınlanan Aydaki Kadın adlı romanları vardır. Hikaye türünde ise Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru adlı eserleri vardır. Abdülhak Şinasi Hisar'a bakalım. Boğaziçi medeniyetini anlatmıştır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizam Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği, Anı Deneme türünde Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri. Tarık Buğra'ya bakalım. Tarihi, siyasi olayları toplumsal çatışmaları ele almıştır. Siyasal gelişmelerle sosyal değişimi taşra üzerinden yansıtmıştır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Küçük Ağa, Osmancık, Siyah Kehribar, Gençliğim Eyvah, Dönemeç'te, Yağmur Beklerken, Yalnızlar, Firavun İmanı. Hikaye türündeki eserlerine bakalım. Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında. Oktay Akbal'a geldik. Oktay Akbal aynen Abdülhak Şinasi Hisar gibi geçmişe özlem temasını işlemiştir. Mahalle kültürünü ve aileyi anlatan romanları vardır. Roman türündeki eserlerine bakalım. Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır. Hikaye türündeki eserler arasında ise Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız insanlar sayılabilir. Arkadaşlar şimdi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışına bağlı kalınarak yazılan bazı romanların özetlerine bakalım. ÖSYM bu sayfada yer alan turuncu ile yazılmış romanları ve roman kişilerini sordu. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanının kişi kadrosunda Neriman, Şinasi ve Macit isimleri öne çıkar. Yazar bu romanında Doğu Batı çatışmasının ve Batı'yı özentinin bireyin iç dünyasına etkisini yansıtmıştır. Peyami Safa'nın Biz İnsanlar adlı romanının kişi kadrosunda Orhan, Bediha, Samiye, Süleyman, Necati isimleri öne çıkar. Sanatçı bu romanında mütareki döneminde aydınların gündemini işgal eden materyalizm, sosyalizm, mandacılık, milliyetçilik gibi fikirleri tartışır. Peyami Safa'nın Matmazel Noralia'nın Koltuğu adlı eserinin kişi kadrosunda Doktor Ferit, Yahya Aziz ve Nülüfer gibi isimler öne çıkar. Bu romanda Doktor Ferit'in nihilizmden mistizme yöneliş süreci maddecilik mistizm bağlamında ele alınır. Peyami Safa'nın Sözde Kızlar adlı romanının kişi kadrosunda Mebrure, Behiç, Belma isimleri öne çıkar. Bu romanda İstanbul sosyetesi ile milli mücadele arasındaki tezatlar gösterilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanının kişi kadrosunda Mümtaz ve Nuran isimleri öne çıkar. Bu romanda Doğu Batı çatışması bağlamında aydınların yaşadığı ikilem anlatılır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanının
programının kişi kadrosunda Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz, Muvakkit Nuri Efendi, Seyit Lütfullah gibi isimler öne çıkar. Bu romanda 2. Meşrutiyet'in ilanından başlanarak siyasetin güdümündeki sanat anlayışı ve üniversite çevresinin içe dönük kısa çatışmaları eleştirilir. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa'da romanının kişi kadrosunda İstanbullu Hoca, Çolak Salih, Çerkez Ethem isimleri öne çıkar. Bu romanda İstiklal Savaşı'nda Orta Anadolu'da Türk halkının psikolojik durumu yansıtılır. Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar adlı romanının kişi kadrosunda ise Türk genci Fernando Melissa gibi isimler öne çıkar. Mussolini İtalyası üzerinden baskıcı yönetim eleştirisi yapılır. Son olarak modernizmi esas alan roman anlayışına bakalım. Varoluşçuluk akımından etkilenilmiştir. Serim, düğüm, çözüm şeklinde bir plan uygulanmamıştır. Olay örgüsü, mekan, merak unsurları geri plana itilmiştir. Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur. Anlatıcı, birey bilinciyle kendi benini öne çıkarmıştır. Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir. Bireyin kendisiyle, doğayla ve toplumla çatışmaları yansıtılır. Yalnızlık, bunalım, iletişimsizlik, yabancılaşma gibi temalar işlenir ki bunlar zaten varoluşçuluğun temel temalarıdır. Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu gösterilir. Çağrışıma dayalı, şiirsel, alegorik anlatımdan yararlanılır. Özellikle iç konuşma, bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş gibi teknikler kullanılır. Modernizmi esas alan roman anlayışının temsilciler arasında Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Firuzan, Adalet Ağoğlu, Pınar Kür, Selim İleri, Demir Özlü, Leyla Erbil gibi isimler yer alır. Modernizmi esas alan roman anlayışının temsilciler arasında daha fazla sanatçılar vardır ama onlar 1980 sonrasında eser verdiği için biz sorumlu olduğunuz sanatçıları buraya aldık. 1980 sonrası roman kazanımı 2023 AYT'de yer almayacak biliyorsunuz. Şimdi modernist roman anlayışını benimseyerek eser veren sanatçıların biyografilerine kısaca bakalım. Arkadaşlar bu tabloda turuncu ile yazılan sanatçılar ve eserler ÖSYM tarafından soruldu. Burada ikinci hatırlatmamızı yapalım. Bu tablolarda verdiğimiz sanatçıların bazı eserleri 1980 sonrasına rastlamaktadır. 1980 sonrasındaki roman kazanımı 2023 AYT'de yer almadığından bu sanatçılarımızın 1980 sonrasındaki eserlerini bu tabloda göstermedik. Nezihe Meriç kadın sorunlarını anlatmıştır. Roman türünde Korsan Çıkmazı, hikaye türünde Boz Bulanık, Duman Altı, Bir Kara Derin Kuyu, Boşlukta Mavi, Yandırma, Gülün İçinde Bülbül Sesi var. Tiyatro türünde Sular Aydınlanıyor adlı eserleri vardır. Ferit Edgü, Bunaltı Edebiyatı'nın ilk temsilcilerindendir. Roman türünde Kimse, O veya Hakkari'de Bir Mevsim, hikaye türünde Bozgun, Kaçkınlar, Bir Gemide, Av, Çığlık, Binbir Hece, İşte Deniz, şiir türünde ise Ah Minel Aşk gibi eserleri vardır. Yusuf Atılgan, bireyleşme konusuna odaklanmıştır. Roman türünde Aylak Adam, Anayurt Oteli adlı eserleri vardır. Hikaye türünde Bodur Minare'den Öte, Eylemci, tiyatro türünde ise Çıkış Gecesi adlı eseri vardır. Oğuz Atay, modern roman anlayışının öncülerindendir. Roman türünde Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan, hikaye türünde Korkuyu Beklerken, günlük türünde ise Günlük adlı bir eseri vardır. Adalet Ağoğlu, kadının bireysel kimlik inşasına odaklanmıştır. Yakın dönemin sosyal ve siyasal olaylarını yansıtmıştır. Roman türünde Daha Zamanlar Üçlemesi içinde yer alan Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır adlı eserleri vardır. Bunların dışında Fikrimin İnce Gülü, Yaz Sonu adlı romanları vardır. Adalet Ağoğlu'nun 10 civarında romanı vardır. Ama biz burada 1980 öncesinde yazılanları aldığımız için sadece bunlara yer verdik. Hikaye türünde ise Yüksek Gerilim, Sessizliğin ilk Sesi, Hadi Gidelim. Tiyatro türünde ise Evlilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak adlı eserleri vardır. Modernist sanatçılara devam edelim. Firuzan, Göçmenler, Kadınlar ve Çocuklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Roman türünde 47'liler, hikaye türünde Parasız Yatılı, Benim Sinemalarım, Kuşatma, Gecenin Öteki Yüzü, Gül Mevsimidir, Sevda Dolu Bir Yaz, Haraç gibi eserleri vardır. Gezi röportaj türünde ise İşte Bizim Rumeli, Balkan Yolcusu adlı eserleri vardır. Selim İleri, öğretici yanı ağır basan bir üslup sergilemiştir. Roman türünde Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi, Ölüm İlişkileri, Bir Akşam Alacası, hikaye türünde Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü, Bir Deniz Eteklerinde, hatıra türünde ise Annem İçin adlı eserleri vardır. Pınar Kür daha çok kadın sorunlarına eğilmiştir. Roman türünde Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, hikaye türünde ise Bir Deli Ağaç, Akışı Olmayan Sular gibi eserleri vardır. Demir Özlü, bunalımlı kişinin iç çatışmalarını varoluşçu bakışla yansıtmıştır. Roman türünde Bir Uzun Sonbahar, Küçük Bir Burjuvanın Gençlik Yılları, hikaye türünde ise Bunaltı, Soluma, Boğuntulu Sokaklar, Aşk ve Poster gibi eserleri vardır. Leyla Erbil, mutsuz kadınları varoluşçu anlayışla anlatmıştır. Roman türünde Tuhaf Bir Kadın, hikaye türünde ise Eski Sevgili, Gecede Hallaç gibi eserleri vardır. Şimdi modernist roman anlayışına bağlı kalınarak yazılan bazı romanların özetlerine bakalım. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanının kişi kadrosunda Turgut Özben ve Selim Işık yer alır. Bu romanda bireyleşme, kendi kişiliğini bulma sancıları yansıtılmıştır. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı romanında C adlı kişiyi görüyoruz. Bu romanda miraseri bir aydının iç çatışmaları yansıtılmıştır. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli adlı romanında Zebercet, Ortalıkçı Kadın adlı kişileri görüyoruz. Bu romanda toplumdan kopmuş yalnız kişilerin ruhsal dünyası anlatılmıştır. Adalet Ağoğlu'nun
Fikrimin İnce Gül'ü adlı romanında Bayram ve Kezban kişilerini görüyoruz. Bu romanda Almanya'da işçi olarak çalışan Bayram'ın otomobiliyle Türkiye'ye dönüşü anlatılır. Bu bağlamda sınıf atlamaya çalışan bireyi yansıtılır. Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak adlı romanında Aysel, Ömer, Engin gibi kişiler yer alır. Bu romanda Türkiye'nin 1940 ve 1950'li yıllarının sosyal ve siyasal panoraması, kadının bireyselliği işlenir. Nezihe Meriç'in Korsan Çıkmaz adlı romanının kişi kadrosunda Milli, Adnan, Berni, Su gibi isimler yer alır. Bu romanda 1935-1960 arasındaki sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi durum değerlendirilmiştir. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi siz söyleyin. Baş kişileri Mümtaz ile Nuran olan romanın yazarı kimdir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.